Kuvvetli Belediye Başkanım, İl Kadın Kolları Başkanım, İl Gençlik Kolları Başkanım, İlçe Kadın Kolları Başkanım, İlçe Gençlik Kolları Başkanım, teşkilatımızın çok değerli yöneticileri, mahalle başkanlarım, geçmiş beldelerin belediye başkanlarını, mevcut belediye başkanımızı, geçmiş belde belediye başkanlığı yapıp ebedi hayata intikal etmiş çok değerli belediye başkanlarımızı minnet ve rahmetle anarken, sevgili belediye başkanlarımızı, hayatta olan belediye başkanlarımızı ve tekraren Kartepe ilçemizin belediye başkanı Sayın Şükrü Karamanlı'ya, ilçemize ve beldelerine yaptıkları hizmetlerden, katmış oldukları değerlerden, bırakmış oldukları izlerden dolayı bir kez daha minnetle şahsı tarafından teşekkür etmek istiyorum. Çıktığımız bu yolda Allah 30 Mart'ta bu görevi sizlerin teveccühü ve tercihiyle, Allah'ımızın nasibiyle bizlere nasip olursa hem önemli bir kısmını Rabbimizin izniyle geçtik ve Rabbimizin görevlendirmesiyle inşallah Kartepe'mize yönetmeye aday oldum. Sevgili dava arkadaşlarım, sevgili Akgönüllüler, çok değerli bakanım, Hüseyin Üzülmez'in kim olduğunu birçoğunuz biliyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuz aslında. Kiminiz de arkadaşlığımız, burada bulunan veya bulunmayan, kimiyle yarenliğimiz, kimileriyle acıları paylaştık, kimileriyle sevinçlerimizi paylaştık. Burada doğduk, burada büyüdük. Ve hayatta tecrübelerimiz ve birçok birikimlerimiz oldu. Artık doğup büyüdüğüm, az önce saydığım acıları, sevinçleri paylaştığım Kartepe'mize yola çıkarken de söylemiş olduğum gibi borcumu ödemeye geldim. Artık sizlere emanetim. Sizlerin desteğiyle ve duasıyla Kartepe'me tekrar hizmet borcunu ödemeye geldim. Allah bize yardımcı olsun inşallah. Büyük Allah, Hüseyin Üzülmez gibi binlercesi bu davaya feda oldu. Biz sizinle durduk. Evet, biz bu yola çıkarken yolumuzun çok düzgün olduğu, gürlük gülistanlık olduğunu düşünmüyoruz. İşimizin zor, yolumuzun zor olduğunu biliyorduk. Ancak bu zorluğu göze alarak, vazgeçmeden, terk etmeden, ruhumuzu kirletmeden, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeden, yedirmeden, hak ve adalet duygusuyla Kartepe'yi birlikte yönetmeye geldiğimizi ifade etmek istiyorum. Allah, 30 Mart akşamı başlayacak olan Ak Hizmet Yarışı'nı hep birlikte Sayın Bakanımızla, milletvekillerimizle, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla, teşkilatımızla ak olarak inşallah hep beraber sürdüreceğiz. Ak hizmetleri hep beraber yapacağız diyorum. İnşallah yaptıklarımızla, hizmetlerimizle bu akşam olduğu gibi sizlere gurur duyduracağız. Dünya lideri Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'dan başlayan belediyecilik anlayışı Büyükşehir Belediye'mizde, ilimizde ilçe belediyeliğiyle devam eden Ak Belediyecilik anlayışı Kartepe'mizde bizlerle daha da farklı, daha da ileriye taşınacak yeni bir anlayışta, devamı anlayışta devam edecektir. Burada sizlere bunun sözünü veriyorum. Başbakanımızın en önemli talimatı, biraz önce konuşmalarını yapan çok değerli büyüklerimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, değerli belediye başkanımız, milletvekilimizin de ifade ettiği gibi, başbakanımızın en büyük bizlere talimatı sosyal belediyecilik Kartepe'mizde, bizde
olmazsa olmaz anlayışımız olacaktı. Yeni doğmuş bebeğimizden, gencimizden, kadınımızdan, yaşlımızdan, engellimizden birçok Kartepe'de yaşayan her Kartepe'linin sosyal belediyecilikte alacağı hizmetler bizim en önemli görevimiz olacaktı. Kartepe'nin genel velhasıl tüm Kartepe'lileri sosyal belediyeciliği sonuna kadar yararlandıracağız. Bu başta da söylediğim gibi olmazsa olmaz hizmet yanımızda olacaktır. Sayın Bakanım, sevgili yol arkadaşlarım, Kartepe'miz Türkiye'nin çıktığımız projelerde de anlatacağım gibi Türkiye'nin hem sosyal belediyeciliğin yanında hem turizm hem de ticaret merkezi, hatta spor ve sosyal yaşam merkezi yapacağımızı burada sözünü vermek istiyorum. Hükümetimizle, büyükşehrimizle, Kartepe belediyemizle ülkesi için, Kartepe'miz için derdi olan, projesi olan herkesi önemseyeceğiz. Kartepe'mizin beklentilerini biliyoruz. Allah'ın izni sizlerin desteğiyle bunları sıra sıra projelendirip gerçekleştireceğiz inşallah. Sayın Bakanım, sevgili yol arkadaşlar, Kartepe'mizi Allah'ın izniyle turizmin ve ticaretin merkezi yapma sözünü veriyoruz. Kartepe'miz kendi istihdamını, kendi ticari potansiyelini inşallah dönemimizde oluşturacaktır. Bu manada uzun süredir kurduğumuz ekibimiz ile birlikte tüm Kartepe'lileri heyecanlandıracak projelere ülkemizin ve dünyanın çok önemli yatırımcılarıyla beraber hazırlıyoruz. İnşallah partimizin açıklayacağı proje toplantısında bizlerin duyduğu bu heyecanı sizler de çok fazlasıyla duyacaksınız. Bunu ben buradan biliyor, hissediyorum. Teşekkür ederim. Evet, turizmde kongre ve spor turizmi için önemli görüşmeler yapıyoruz Kartepe'miz için. Ayrıca Kartepe'mizi sektörel ticaret merkezi yapmak için Türkiye'de çok önemli sektörlerin çok önemli yöneticileriyle görüşmeler yapıyoruz. Kartepe'mizde sektörel ticaret merkezinin yapılması için inşallah projelerimizi hazırlıyoruz. Tüm bu yatırımlar için 101.691 nüfusuyla 269 kilometre karelik yüz ölçümüyle Kartepe'miz ticaret ve turizm için cazibe merkezi olmaya hazır diyorum. Birlikte yöneten, hesap soran değil hesap veren bir anlayışla, adil ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla, örnek alan değil örnek alınan bir Kartepe için yola çıktık diyorum. Gün bir olma, birlik olma diyorum. Mazlumların, gariplerin hamisi, dünya lideri, Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Kartepe'den gücüne güç katma günü diyoruz. Çıktığımız bu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Tekraren Kartepe'mizin her köşesinden, ilimizin her köşesinden buraya bizlere destek vermek, gücümüze güç katmak için gelmiş bütün ak gönülleri, herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Durmak yok, yola devam diyorum. Herkese hayırlı akşamlar diyorum.